Şöyle birkaç dilim de somon balığım var. Önce biraz bunu lezzetlendirmek istiyorum. Şöyle 3 dilim var. Çok kısa sürede pişecek. O sebeple tavaları aynı anda ısıtacağım. Hani pazıyı önce başlayıp somonla devam edebilirim diye düşünüyorum şu anda. Üzerine hemen biraz tuz, karabiber koyalım. Biraz sarımsak ezeceğim. Şu kesiklerin içine pişerken de çok güzel bir koku verecek. Hani siz de benim gibi sarımsağı çok seviyorsanız eğer buna bayılacaksınız. Biraz zeytinyağı. Şöyle ters çeviriyorum. Yine biraz karabiber. Biraz tuz. Şuraya da çok az dökelim. Balıklar için tavamın altını açtım. Şöyle bir tane soğana ihtiyacım var. Pazıları yapacağım. Tavaya 1'e yakın zeytinyağı ilave ettim. Hemen soğanlarımı koyuyorum. Ateşin altını kıstım. Şöyle küçük 2 parça da tereyağı atıyorum içine. Pazılarımı çok küçük doğramayacağım. Hani böyle dişe gelir şekilde olmalarını istiyorum. Sarımsaksız olur mu? Kesinlikle olmaz. Şöyle küçük 2 diş de pazılara koyacağım. Sesleri duyduk. Pazı bence tek başına aroma olarak oldukça güçlü bir sebze. Sadece böyle biraz karabiber, biraz tuz, başka ne seviyorsanız ekleyerek çok kısa sürede böyle lezzetli bir garnitür elde edebiliyorsunuz. Renk inanılmaz oldu. Bütün yüzeylerde aynı rengi istiyorum. İki tavamın da altı sonuna kadar açık. Bir yandan da pazıyı unutmayalım. Ben içine biraz da kırmızı toz biber koyacağım. Çok fazla öldürmeyeceğim. Her zaman söylüyorum, sebzeleri pişirirken soğan dahil çok öldüğü zaman tamamıyla böyle o aroma gidiyor gibi geliyor bana. O yüzden bu kadar yeterli. Balıklarım da harika. Bugün böyle şeklinin biraz düz çıkmasını istediğim için bir çemberden yardım alacağım.